Bu bölümde Anadolu'daki şamanlık kalıntılarına değineceğiz. Yeri gelecek Silivri'ye gideceğiz. Yeri gelecek Anadolu'nun bir köyüne gideceğiz. Yeri gelecek Tanrı Dağları'na. Yeri gelecek Sibirya'da uçsuz bucaksız bir köye gideceğiz. Ve aynı geleneğin buralarda nasıl yaşadığını göreceğiz. Binlerce yıl öncesindeki eski Türk inancı İslamlaşmış Anadolu coğrafyasında nasıl yaşıyor, bunları göreceğiz. Peki Anadolu'da bu inançların yaşıyor olması ne anlama gelir? Bu inançların Anadolu'da yaşıyor olması bizim için neden önemli? Çünkü Türkler göç etmiş olduğumuz Orta Asya'dan, Altay Dağları'ndan buraya gelirken getirmiş olduğumuz inanç kalıntılarıdır bu. Birincisi budur. Öneminin birincisi budur. Ölülerin mezarlarının başucuna neden ağaç dikilir peki? İşte tüm bu görüntüleri birleştirdiğimiz zaman en eski Türk mezarlarında görülen bir olgu karşımıza çıkıyor. Öldükten sonra dirilme olgusu. Eski Türk kurganlarında da ölen kişinin yanı başına kapların içerisinde yiyecek ya da içecek bırakılırdı. Gitmiş olduğu yerde uçmağda yiyecek içecek sıkıntısı çekmesin diye. Bugün de Anadolu'da mezarlıklarda mezarların başına testide su bırakılır. İşte bunun kökü de oralara dayanıyor. Bu bölümün derli toplu bir bölüm olabilmesi için bölük pörçük yeri geldikçe anlatmış olduğum bazı şeyleri burada topluca ele alacağım. Çünkü izlediğiniz videolarda burada şu konuyu niye anlatmadım, burada o konuyu niye anlatmadığın gibi yorumlar geliyor haklı olarak. Çünkü bütün videolarımı izlememiş. Anlatmış olduğum olayları, anlatmış olduğum bazı şeyleri diğer bölümlerde anlatmıyorum. Çünkü tekrar edip durmayayım istiyorum. Ama bu öyle olmayacak. Burada oralarda da kısmi şekilde geçmiş olduğum şeyleri derli toplu bu Anadolu'daki şamanlık kalıntılarının 3 bölümde ele alırken hepsini derli toplu anlatacağım. Biraz daha ayrıntılı olacak bu tabi. Evet, burada ilk konumuza geçeceğim. Türklerde atalar kültü. Atalar kültü. Yani geçmişimiz, yani ölmüşlerimiz, bunlar bizim için değerlidir. Başka milletlerde de değerlidir tabii ki, ölmüşlerine sahip çıkarlar. Ancak bizde bir mezar ve ölü gömme olayı var ki bu dünyada başka bir millette yoktur. Ölü gömme gelenekleriyle ilgili olarak Anadolu'da düşünen yanlış bir sav var. Ölü gömme geleneklerinin İslami usullerle yapıldığını düşünürler. Ancak bu doğru bir kanı değil. Ölüyü gömerken neler yaparız mesela? Ölü gömdüğümüz zaman üzerini tepe gibi toprakla yağarız, dağa benzetiriz. Ağaç fidanı alıp gelip dikene kadar ölünün başı boş kalmaz. Oradan bir dal kırılır, koparılır ve ölünün başına o ağaç sokulur. Hiçbir mezar ağaçsız kalmaz Türkiye'de. Hani bunların neden yapıldığını anlatacağım bu bölümde. Mezarın üstünün dağ gibi yapılmasının nedeni nedir mesela? Evet, dağ Türklerde kutsaldır. Ölülerin, ölmüşlerimizin ruhunun eski Türk inancında, Kamlık inancında ölülerimizin ruhunun yüksek dağlarda yaşadığına inanılır. Bu konuyla ilgili bakın Altaylı arkadaşımız Mergen ne diyor? Kutsal bir yerdeyiz. Yani Işkan geçidindeyiz. Halklar için Altay bu kutsal bir yer. Yani burada halbuki ruhlarımız burada yaşıyor. Yani Kokteyn'e yakın yer için büyük dağların tepesinde bizim kendisinin ruhları var. Her dağlarda. Ölmüş kişinin tini kutsal ağacın görünmeyen 9. katında oturan gök tanrıya ağaç aracılığıyla ulaşır. Sebebi budur. Anadolu'da bu bir gelenek olarak yaşar. Bunun kendi inançlarımızdan olduğu düşünülür. Fakat bunun kaynağı aslında asli Türk inancıdır. Yani Kamlık inancıdır. Oradan getirmiş olduğumuz bir gelenektir. Ne güzel bir gelenek değil mi? Ağaç dikiyoruz. Ölmüş kişinin adına bir ağaç dikiliyor. Her ölen kişi adına Anadolu'da bir ağaç dikilir. Çok güzel bir gelenektir aslında. Eski Türk dinine baktığınız zaman zaten tam bir doğa dinidir. Ağaçlara büyük bir saygı ve sevgi var. Daha önceleri nasıl yapılıyordu peki? Türklerin eski inancında ölmüş kişiler ağaçların üzerine bir köş kurularak, yani bir balkon yapılarak oraya bırakılırdı ölüler ve 14 gün boyunca orada bekletilirdi ölüler. Daha sonra orada 14 gün sonra ölüden kalmış olan kemikleri ve et parçalarını da alıp bir yere gömüyorlardı. Ve o gömdükleri yeri asla unutmuyorlardı çünkü oraya bir mezar yapıyorlardı. Türkler mezarlarını unutmazlar. Bu konuyla ilgili Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filminde bir dikkat edin. Karagöz orada
iş ararken ona biri bir şey soruyor ve o cevap veriyor. Babam biliyor diyor, öldükten sonra diyor 14 gün ağaca koydular, orada bile midesi gurulduyordu diyor. O ağaca 14 gün koymaya değmiş. Başarılı bir filmdir. Tam bir dönem filmidir. Mutlaka izleyin derim yani. Gerçek bir dönem filmidir. O dönemde ne varsa onu anlatmış. Dilimizde şamanlıktan kalan bazı sözcükler var. İlla ki görünen kültüre gerek yok. Sözlü olarak da bazı kültürler dilimize yerleşmiş ve kalkmıyor. Mesela cenaze kaldırmak değil mi? Biz aslında mezara cenazeyi indiririz. Cenaze indirmek değil de neden cenaze kaldırmak? Ağaçların üzerine yapılmış olan köşklere, balkonlara, cenazeleri kaldırarak koyduğumuz için cenaze kaldırmak değil mi? Oradan kalıyor dilimizde. İlla ki maddi kültüre gerek yok. Sözlü kültür de gök tanrı inancının devamı olarak dilimizde yaşıyor. Cenaze kaldırmak değil mi? Buna bir örnektir mesela. Eski Türkler evde biri öldüğü zaman tahtadan bir tane küçük heykelcik yontarlar onun ruhu için ve evin baş köşesine koyarlar. Ve gök tanrıdan bir şey isteyecekleri zaman onun önüne geçerler ve onun önünde gök tanrıdan isteyeceklerini isterler. Buna töz ya da tös denir o heykelciklere. Neden? Çünkü ölmüş kişinin ruhu gök tanrı inancında cennete ya da cehenneme gitmez. Burada kalır. Ruh büyük dağlarda gezer. Ruh yaşamış olduğu yerlerde gezer. Kemiklerine geri döner ya da çıkar tekrar eski yaşadığı yerlerde gezer gök tanrı inancına göre. Ancak o ruh zaman zaman da tanrıya gider gelir. İşte bu yüzden o evdeki insanlar o tözün önünde gök tanrıdan isteyeceklerini istiyorlar, dualarını ediyorlar. Bir şey istedikleri zaman, çünkü oraya gelmiş olan ruh arada bir gök tanrıya gidiyor ve gittiği zaman ona söyleyecektir. Bunun kültürel mantığı budur. İbni Fadlan gibi Arap gezginler Türk coğrafyalarını gezerken Türklerin putperest olduğunu yazar. Nedeni budur. O tözlere taptığımızı zanneder. Oysa o tözler sadece gök tanrıyla Türkler arasındaki bir aracıdır. Tapınılan bir şey değildir, bir put değildir tözler. Türklerde kurgan geleneği, kurganlar Orta Çağ'a kadar Türk mimarisinin en belirgin özelliğiydi. Çünkü Türkler göçebe bir millet olduğu için büyük binalar, kaleler vesaireler yapmadılar. 10. yüzyıldan itibaren ya da Göktürkler döneminde yapılmış olan kaleler de genellikle topraktan yapma olduğu için onlar da yıkıldı. Mesela Balasagun videomuzda o kalelerden bir tanesini görebilirsiniz. Karahanlıların başkenti Balasagun'un kent duvarlarında şu şekilde yığılmış bir toprak var. Çünkü sur yağmurla birlikte eriyip oraya bir toprak yığıntısı oluşturmuş. Kültür demek illaki bina yapmak demek değildir. Sözlü kültür de bir kültürdür. İnsanların getirmiş olduğu, günümüze kadar getirmiş olduğu destanlar, efsaneler bir kültürdür. İlla ki binalara gerek yok. Herkes değişik alanlarda kültürünü ilerletebilir. Göçebelerin kültürü olmaz diye bir sav var biliyorsunuz Hint-Avrupacı tezlerde. Göçebelerin kültürü olmaz değil, göçebeler dünyadaki en büyük kültürleri doğurmuş milletlerdir. Sadece Türkler değil, diğer göçebe uluslar da çok büyük kültürler doğurmuştur. Bize bakın mesela. Bizdeki destanlar kadar başka bir millette destan var mı? Yunanistan'ın iki tane destanı var dünyanın bildiği. İlyada ve Odise. Bizim destanlarımızı şu an saymaya başlasam, hem İslam öncesi hem İslam sonrası Türk destanlarını saymaya başlasam nerelere gideceğiz? Hesabını siz yapın. Bu program bitmez yani. 2 saat anlatırım. Kurganlar bizim için neden önemli? Kurganlar içinde bulunan malzemelerden dolayı bizim için çok önemli. Çünkü eski Türklerin yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler verir. Bütün antik çağ tarihçileri, günümüzün bütün arkeologları bir şey söylerler. Mezarlar arkeolojinin en önemli verilerini sağlar. Çünkü ölü gömme geleneklerinde toplumlar dini bir şekilde yapıldığı için ölü gömme gelenekleri, toplumlar ölülerini gömerken son derece tutucudur. O yüzden o toplumlarla ilgili gerçek ve en doğru bilgileri mezarlardan alırız derler. Bu yüzden Türklerin kurganları da bizim için çok önemli. Arkeolojide çıkan malzeme değil, çıkan malzemenin bize vermiş olduğu bilgi önemlidir. O yüzden kurganlarda çıkan malzemeler, buluntular, ön Türk tarihiyle ilgili, atalarımızla ilgili bize çok büyük bilgiler verirler. Az önce söylediğim gibi Anadolu'daki mezarların başında bulunan testilere bakıyorsunuz. Mezara neden testi bırakılır? Kurt kuş içsin diye. O testinin içinden kuş nasıl su içecek? Ya da çanağa koyuyorsunuz, kuş içebilir ama yani
Hatta dondurulmuş bir şekilde de mezarların başına küçük su kapları konur. Bu da eski Türk inancındaki ruhun girip oradan su içebileceği, susuzluğunu giderebileceği düşüncesiyle yapılan bir törendir aslında, bir gelenek kalıntısıdır eski Türk inancından kalan. Kurganlarda görüyoruz, ölünün yanında yemek kapları, su kapları, her şey oluyor. Bugün de Anadolu'da mezarın yanı başına testi, çömlek ya da çanaklar bırakılıyor. Her mezarlıkta çeşme olur mesela. Çeşmesiz mezarlık olmaz. Bunların nedeni de eski Türk inancında öldükten sonra ruhun bir yere gitmeyeceği ile ilgilidir. Çünkü ruh oralarda gezdiği için susayacaktır. Kemiğini ziyaret edecektir. Ölü gömme geleneğinin ya da mezarların ya da atalar kültünün bizim için neden son derece önemli olduğunu bir tarihi olayla anlatayım. Persler Saka Türklerine saldırırlar, İskitlere. Ve İskitler sürekli kendilerinden çok büyük olan Pers ordusundan ormana gizlenirler. Persler kimseyi bulamayınca geri giderler. Üç kere gelir gider Persler ve savaşacak bir güç bulamazlar. Daha sonra Perslere Saka Kağan'ı der ki, bizimle illaki savaşmak istiyorsanız atalarımızın mezarlarına gidin, atalarımızın mezarlarına zarar verin, bakın sizinle savaşıyor muyuz diye söyler. Bunu duyan Persler, Türklerin atalarının mezarlarını darmadağın ederler, bozarlar. Daha sonra tekrar savaşmaya geldikleri zaman Türk ordusunu karşılarında bulurlar ve Türk ordusu onlara çok büyük bir yenilgi tattırır. Yani mezarlar bizim için çok önemlidir. Anadolu'da mezarlara girdiğiniz zaman mesela basmazsınız. Bizde mezara kimse basmaz. Peki diğer İslam ülkelerinde böyle mi? Hadi İran'a gidelim. İran'daki bir mezarlığa götüreyim sizi. Basıyorlar mı, basmıyorlar mı? Evet, bir memleket için en önemli noktalardan biridir ibadetgahlar. İran'da bir camiye gireceğiz. Burası da caminin avlusunda bir mezarlık. Ölü gömme gelenekleri bizden çok farklı. Yolda zaten mezarlardan geçiyor. Evet, burası bir yol ve mezarların üzerine basarak geçiliyor. Evet, herkes bu şekilde mezarlara basarak geçiyor yoldan. Evet, bizdeki ölü gömme geleneklerinin sadece Türklerde olduğu ve bunun İslami kaynaklı olmadığını burada bir kez daha görüyoruz. Göktanrı inancından getirdiğimiz ölü gömme gelenekleri burada yok dolayısıyla. Bu da yeni bir mezar. Gerçekten de bizde çok önemliydi. Mesela Kültigin öldükten sonra abisi Bilge Kağan çok büyük bir cenaze töreni yaptırır, yuğ yaptırır. Kendi yazdırmış olduğu Kültigin yazıtında da küçük kardeşi Kültigin'in ölümünden duyduğu üzüntüyü şöyle anlatır. Körür gözüm körmez tek, bilir bilgim bilmez tek boldu. Yani gören gözüm görmez oldu, aklım bilincim şaştı. Artık bir şey bilemez oldu. Körür gözüm bilmez tek, görür gözüm bilmez gibi, bilir bilgim bilmez boldu. Bilen bilgim de bilmez oldu. Modumu çevirirsek. Duyduğu acıyı böyle anlatır. Ve Kültigin'in çok büyük bir cenaze töreni, yuğ töreni yapılır.
Bu yul töreninde, Türklerin yul törenlerinde biliyorsunuz kanlı gözyaşı akıtmak gelenektir. Bu yüzden yüzlerini ve alınlarını çizerler kanlı gözyaşı akıtmak için. Kültigin çok büyük bir komutan olduğu için, çok küçük yaşlarda çok büyük zaferler kazandığı için sadece Türkler değil, o dönemdeki en büyük düşmanımız olan Çinliler de ona çok büyük saygı duyarlar. Ve Çin'den de bir devlet erkanı cenaze törenine katılmak için, yul törenine katılmak için oraya gelir. Bu yul töreninde bakarlar ki Çinliler Türkler gibi ağlamıyor ve bunu çok yadırgarlar ve Çinliler de tıpkı Türkler gibi alınlarını ve yüzlerini, yanaklarını çizip kanlı gözyaşı dökmek zorunda kalıyorlar. Bizim için ölü gömme geleneği son derece önemlidir. Onlara çok özel büyük kurganlar yapmamız, mezar odaları yapmamız bu yüzden çok önemlidir. Tuva Cumhuriyeti'ndeki Kızıl'daki büyük müzedeki Arjan Kurganı'nın bir küçük maketini göstereceğim size. Şimdi Kızıl'daki müzeye gidiyoruz. Bu Arjan Kurganı'nın replikası. Mezar odası kurganın tam ortasında. Bu devasa büyüklükte bir kurgan. Bununla ilgili size birçok şey anlatacağım. Şimdi de Arjan Kurganı'nın gerçek alanına gidiyoruz. Burası 80 metre çapında büyük bir kurgandır. Ve bu kurganda dünya arkeolojisini derinden sarsan, derinden etkileyen 21 kilogram altın bulunmuştur. Asya'nın kuyumcuları olarak bilinen Saka Türklerine ait bir mezardır burası. 21 kilo altın bulunduğuna göre çok çok büyük bir olasılıkla burası bir Saka Kağanı'nın mezarıdır. Oradan da yola çıkarsak bir Tunluk kurganı var ki akıllara zarar bir kurgan. Tarihin en büyük kurganı 140 metre çapında. Bu yaz oradaydım. Mart magma sayısını okuyanlar bilir. Orada da o kurganın kazı başkanı Gino Gaspari ile birlikte biz bir röportaj yaptık. Güzel bir röportaj oldu. Kazı alanını bize açtılar. Şimdi o kurgan alanını görüyorsunuz. Kurgan alanında 2 yıldır yapılan etraf kazıları tamamlanmış durumda ve 2020 yazında mezar odası açılacak. Şimdi düşünüyorum, 80 metre çapında Arjan 2 kurganından 21 kilo altın çıktıysa ve birçok değerli arkeolojik malzeme çıktıysa 140 metre çapındaki Tunluk 1 kurganından acaba neler çıkacak? Gerçekten dünyanın tarihini sarsacak bir yer. Kazı başkanıyla da internet üzerinden görüştüm. 2020 yazında ana mezar odasının açılışını belgesel yapmak istediğimi söyledim ve bunu da büyük bir zevkle kabul edeceğini söyledi. Sağ olsun. Mesela ölü gömme geleneğiyle ilgili bir başka olay. Benim bildiğim Güneybatı Anadolu'da mesela Muğla, Milas'ta ölen kişiyi mezara koymadan önce kafasının altına mersin dalları konur. Neden başka bir ağaç dalı değil de mersin dalı? Önceki videolarda hep söyledim. Ağaç kültü tanrısallık arayan bir külttür. Bez bağlanan ağaçlar da öyle. Ya en büyük ağaç olacak ya en yukarıdaki ağaç olacak. Yapraklarını dökmeyen bir ağaç olacak ya da. Yani tanrısallık ifade eden, ölümsüzlük, teklik ifade eden ağaçlardır. Gök Tanrı inancındaki kutsal ağaçlar. Özellikle bez bağlanan ağaçlar. Milas'ta bir ölünün kafasının altına mersin dallarının konmasının nedeni de şudur. Mersinler yapraklarını döken bir bitki değildir. Tabii ki yaprakları belli bir zaman sonra sonsuza kadar yaşayan bir bitki değil. Ama hep yeşil kalan bir bitki olduğu için, hep canlı olduğu için Tanrı'nın ölümsüzlüğüyle özdeşleştirilerek ölülerin başlarının altına konur Milas'ta. Çevre ilçelerde de bu durum böyle.
ölen kişinin ruhunun bir yere gitmediğini ve o ruhun yine ölen kişinin yaşadığı bir çevrelerde dolaştığını söylemiştim. Bu kültü de Anadolu'da nasıl yaşatıyoruz? Evlerin duvarlarına dağ keçisi boynuzu asarak, ağaçlara, bahçelere, bahçe girişlerine, evlerin damlarına kafatası iskeletleri bırakarak yapıyoruz bunu. Çünkü ruh zaman zaman kemiğine geri dönecektir. Ruh zaman zaman gök tanrıya gidecektir. Aynı tözlerde olduğu gibi. Anadolu'da bu gelenek nasıl yaşıyor? Sorun Anadolu'da bir evde kafatası gördüğünüz zaman bunu niye astın diye sorun. Alacağınız cevap tektir. Nazar değmesin diye. Evet, eski Türklerde bu da var. Nazar değmesin diye. Çünkü insanın içindeki kötülüklerin çıkması için bir kanaldır gözler. Nazara da bu şekilde inanılır Anadolu'da. Kemikleri asmamızın nedeni gök tanrı inancında evlere, barklara, değişik yerlere, bahçelere, tarlalara, ağaçlara kafatası bırakmanın nedeni ruh bazen tanrıya gider, bazen kemiğine geri döner. Çünkü kemik tanrısaldır, ettir şeytani olan. O yüzden kemikte tanrısallık aranır gök tanrı inancında. Ruh kemiğe zaman zaman döner, zaman zaman gök tanrıya gider. Bu nedenle sizin başınıza kötü bir şey gelecek olursa gök tanrıya gittiği zaman ona söyler. Bu yüzden gök tanrı da sizi korur. Eski Türk inancındaki nedeni budur. Ama Anadolu'da sorsanız sen bunu niye evine astın, niye ağaca astın diye nazar değmesin diye derler. Bu da doğrudur aslında. Yani kafatası asma geleneği dünya üzerinde sadece ve sadece Türkler vardır. Bakın Konya'da, Bodrum'da, Milas'ın değişik köylerinde, Hakasya'da, Altay'da, Novosibirsk'te, Bisk'te, Sibirya'nın birçok yerinde kafatası görüntüleri geliyor şimdi size. Bu nedir biliyor musunuz? Türk coğrafyalarına vurulmuş bir damgadır kültürel olarak. Tuva'nın Akdoğrak ilçesinin Kızılmacalık kasabasındayız. Burada bir elektrik direğine asılmış iki tane kafatası var. Ölü gömme geleneği dedik. Sadece mezarı dağ gibi tümsek yapma ve başına ağaç dikme değil elbette. Mezar taşları da eski Türk inancının kalıntılarıdır. Eski Türkler mezarlarını taşsız bırakmaz. Kurganlara genellikle taş yığılır. Toprak yığılan kurganların da etrafına taşlarla o toprak kaymasın diye çevrilir. Bugün Anadolu'daki mezarların etrafını eskiden taşlarla, daha sonra pirketlerle, şimdi ise mermerle çevirmenin de aslında kültür kökü oraya dayanır. Eskiden atalarımız bunu toprak kaymasın, mezarın üstündeki toprak aşağılara doğru kaymasın,
mezarın dağ gibi oluşu, o dağ gibi olmak zorunda çünkü inançsal olarak, dağ gibi oluşu bozulmasın diye yapıyorlardı. Bugün İslamlaşan Türk toplumlarında mezarın etrafı gene çevrilir. Sorsanız niye diye, mezar kaybolmasın diye derler. Aslında aynı mantıktır. O dağ gibi mezar dağılmış olsa belki de orada atalarının mezarı olduğunu unutacaklardı. Ama iyi ki yapmışlar. 2500-3000 yıllık Türk mezarlarını bugün Sibirya bölgesinde görebiliyoruz. En eskilerde Tunluk Kurganı. Tunluk Kurganı'nda açılmış olan mezar. Milattan önce 9. yüzyıla tarihleniyor. Ondan daha eskisi yok şu an. Tıpkı cenaze kaldırmak deyimi gibi dilimizde Göktanrı inancıyla ilgili bazı deyimler vardır. Genellikle ağızlarda yaşar bu deyimler. Mesela bir sonraki bölümde değineceğimiz Bodrum'un Yaren Dağı en yüksek noktasıdır. Oradaki bir efsane, Yaren Dağı efsanesinde güvercinler askere dönüşür ve gökbaşlı askerler olarak Yunanlılara saldırırlar. Ve Yunanlılar Türklere belli bir zaman sonra sorarlar. Sizin gökbaşlı askerleriniz vardı, neredeler? Kendi memleketimde Konya Bozkır'da gök göğneği giymek diye bir deyim vardır. Aslında öfkenin rengi kırmızıdır. Fakat benim yöremde öfkenin rengi neden göktür? Gök göğneği giymek Tanrı kadar sinirlenmek anlamındadır aslında. Gök çünkü Tanrı'nın ismidir artık. Gök göğneği giymek de Tanrı kadar sinirlenmek, çok büyük sinirlenmek, Tanrı'nın öfkesi gibi anlamlar taşır. Ya da gene Orta Anadolu'da çok kullanılan bir deyimdir. Gök görmedik. Tanrı'nın vermiş olduğu nimetlerden hiçbir şey görmedin mi? Gene tanrısal bir deyimdir yani. Hani Tanrı'dan hiç mi feyiz almadın? Tanrı'dan hiç mi mantıklı bir şey öğrenmedin sen? Gibi bir anlama geliyor. İkinci bölümde tüm Türk dünyasından şamanlık izleriyle ilgili karşılaştırmalı görüntülerle birlikte yine anlatımda bulunacağım. Videolarımı izleyen arkadaşlarım, hedef kitlem bildiğiniz gibi çok dar. Böyle videoları izleyen az olur. Bu nedenle bu tip videolara merakı olanlarla lütfen kanalı paylaşın. Kanalda, evet, Türk Dünyası kanalı. Ancak benim özel zevklerim de var, dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi. Onlarla da ilgili zaman zaman videolar paylaşıyorum. Onları da izlerseniz sevinirim çünkü doğa bizim. Gelecek bölümlerde yine Türk Dünyası'ndan birkaç bölüm daha yayınlayacağım. Özellikle biri Tuva'dan, biri de Altay'dan yayınlanmamış, hiç yayınlamadığım görüntüler var. Onları da tekrar yayınlayacağım. Ayrıyeten fotoğraflarla Ergenekon bölümü diye bir bölüm düşünüyorum tekrar. Çünkü kimse görmedi o fotoğrafları. Onları da koyacağım. Şimdilik bu kadar. Hepinize hoşça kalın.